Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 2023'ün en önemli etkili aylarından biri Ekim başlıyor. Bir güneş tutulması, bir ay tutulması var. Kişisel ve toplumsal alanlarda önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli bir aydayız. Evet, ayın ilk yarısı içerisinde Mars'ın terazi burcundaki mücadeleli bir geçişi var. Önemli açıları var, zorlayıcı açıları var. Biraz üçüncü evin, yani 11. evinizde. Burada özellikle belki bir proje üzerinde çalışıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz. Bir ekip çalışması içerisinde olabilirsiniz. İşte arkadaşlarla ilişkilerde bir konuda anlaşmazlıklarınız, tartışmalarınız olabilir. Hani sonuçlandırmaya çalıştığınız bir konunuz var ki bunlar parasal konularda olabilir. Özellikle Mars terazide zaman zaman hani uzlaşma konusunda, denge konusunda sıkıntı yaratabilir. Bir yandan da uzlaşma çabasıyla çok fedakar ve tavizkar davranabilir. Daha kararlı, daha burada bilinçli, belki daha sonuç odaklı olmakta fayda var. Bazı masraflarınızın olabileceğini unutmayın. Hani bu belki bir grup etkinliği içerisinde, belki bir sosyal ilişki içerisinde ya da hani bir proje ile ilgili bir masrafınız olabilir. Parasal konularda stresleriniz artabilir. Ama ayın ortalarından sonra bu konu dengelenmeye başlıyor. 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması olacak. Bu tutulma 11. ev konularında tabii ki bazı başlangıçları, bazı dönüşümleri işaret ediyor. Plüto'da önemli bir açıda bu tutulma sırasında. Koç terazi aksındaki tutulmalar Nisan'da başlamıştı. 2025 Mart'ına kadar da devam edecek. Daha uzun vadeli bakmak gerekiyor buradaki etkilere. Bu tutulma önümüzdeki Mart sonuna kadar, Nisan'a kadar etkili olacaktır. Ekim ayında hissedebiliriz tesirlerini, Ocak ayında, Mart ayında yaşayabiliriz. Bazı hedefleriniz var aslında. Yani bu size yeni iş imkanları, toplumda bir kariyer, statü imkanı getirebilir. Sosyal çevrelerde bir değişiminiz olabilir. Maddi durumunuzda, kazançlarınızda, olumlu ya da olumsuz bazı dönüşümleriniz olabilir. Bu tutulmanın tesiriyle beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda 21 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulma sizin için daha etkili çalışacaktır. Ama öyle öncü burçlarda önemli bir yerleşiminiz yoksa çok da etkili olmayabilir. Yani bireysel tesirden ziyade mesela arkadaşlarınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Toplumsal alanlarda bazı tesirler tabii ki ortaya çıkacak. Kolektifi etkiler çünkü tutulmalar. Hani bunların size bazı yansımaları olabilir. Bireysel etki alabilmek için mutlaka kişisel haritanızda gezegenlerle derecesel olarak da bu tutulmaların bağlantı içerisinde olması, açı yapması gerekir. O nedenle biraz daha sizin için esnek etkiler getirebilecek bir tutulma bu. Çok tesirli olmayabilir sevgili yaylar. Ve Mars Akrep'e geçecek 12'sinden sonra. Şimdi 12'sine kadar daha fazla gruplar içerisinde, toplumsal alanlarda daha hareketlisiniz. İşte arkadaşlarla bir şeyler yapıyorsunuz, ekip çalışmalarınız var. Belki bir böyle yine bir grup etkileşim, bir eğitim içerisinde olabilirsiniz. Ama 12'sinden sonra biraz daha böyle kendi kabuğunuza çekilmeniz, kendi iç dünyanıza yönelmeniz, biraz daha maneviyata, daha ruhsal, daha spiritüel konulara yönelmeniz mümkün. Bir tatil, bir gezi de olabilir. Biraz uzaklaşmak, belki bir yurt dışı etkisi de çalışabilir tabii ki 12. evde. Daha yani enerji içe dönmeye başlıyor bu süreç içerisinde. 22-23 Ekim gibi Güneş ve Merkür de Akrep'e geçecek. 12. evinizde artık gezegenler toplaşmaya başlıyor. İşte sağlık konuları, ruhsal konular, bilinçaltı konuları, kişisel bakım, arınma, terapi, şifa konuları. Yani buralara daha fazla enerjinizi yönlendirebilirsiniz. 28 Ekim'de Ay Dolunay fazına ulaşacak ve 5 derece Boğa burcunda Ay tutulması var Dolunay'la birlikte 6. evinizde. Aslında biliyorsunuz yani son 1,5 yıldır bu Akrep Boğa tutulma aksı sizin de haritanızda 6-12 aksını çalıştırıyor ve etkileri de yaşadınız. Yani birçoklarınız sağlıkla ilgili sınanmış da olabilir. İşte iş ve çalışma düzeniniz, rutinleriniz, alışkanlıklarınız ve benzeri konularda etkiler almış olabilir. Şimdi Boğa Akrep tutulması bu tutulmayla sonlanacak.
Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz var mı? Bunlar hangileriydi hatırlayalım. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova. Eğer varsa sağlık konularında önemli olabilir bu tutulma sizin için. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Kendinizle ilgilenin. Sağlığınızla ilgili şifa arayışları, iyileşmeler için bazı yollar açılabilir size. Jüpiter burada daha yardımcı, daha geliştirici, daha iyicil bir etkide oluşturuyor tutulma sırasında. Ama Mars-Jüpiter dengesiz karşıtlığı var. Yani Mars-Merkür, Akrep Burcu'nda Jüpiter'in, Güneş'in karşısında. Biraz hani belki bağışıklık sisteminiz, işte metabolik sorunlar, hormonal dengesizlikler ve kronik sorunlarınız varsa bunlar daha hassas olabilir bu dönemde. Sizin olduğu kadar işte evcil hayvanlarınız, hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, hani onların da sağlıkları ve düzenleriyle ilgili alanlarda ay tutulması etki getirebilir. Bu tutulma bir tamamlanma, bir farkındalık, aslında bir dönüşüm getiriyor. İşte belki diyete başlayacaksınız, bir tedaviye başlayacaksınız, beslenme programınızı değiştireceksiniz, zararlı alışkanlıklarınızı bırakacaksınız, çalışma düzeninizle ilgili gelişmeler olabilir, spora başlayabilirsiniz gibi. Hani bunlar sizi iyileştirmeye yönelik, yaşam kalitenizi arttırmaya yönelik aslında hayatınızda açılımlar getiriyor bu tutulma ve tutulmanın tesirleri. Ve önümüzdeki 1,5 hatta 3 aya yayılan bir etki çalışabilir burada. Çok hızlı da ortaya çıkabilir bu tutulmanın tesirleri. Biraz zamana da yayılabilir. 2004 yılının Ekim ayında da bu ay yaşayacağımız tutulmaları yaşadık. Aynı burçlarda ve derecelerde. Lütfen 2004 yılının sonbaharını, kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Tamamen aynı değil tabii ki ama benzer tesirler, eğer haritanız etki alıyorsa çalışabilir. Bunları bir hatırlamaya çalışın sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Yay burcu, burçlar kuşağının 9. burcudur. Ateş elementinin değişken niteliklerini taşır. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter tarafından yönetilir. Yay burcu, ateş elementinden olmasına rağmen değişken yapısıyla hava grubu özellikleri de taşır. Bolluk, bereket, zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetildiği için de genelde şanslı kişiler olurlar. Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilirlerse çok başarılı olabilirler. İyimser, neşeli, meraklı, özgürlüğüne düşkün kişilerdir. Yay burcu için gezmek, yabancı kültürleri tanımak, öğrenmek hayatlarında her zaman önemli bir yer tutacaktır. Geniş fikirli ve kültürlü kişilerdir. Hayatın anlamı, felsefesi ve manevi konular her zaman ilgilerini çeker. Öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak hayat amacıdır. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için herhangi bir kişi veya yere bağlanmakta zorlanabilirler. Keyiflerine ve rahatlarına düşkün oldukları için sorumluluk almaktan da kaçınabilirler. Yay burcu Jüpiter'in etkisiyle duygularını ve davranışlarını bazen çok abartabilir. Bu onun kontrol etmesi gereken bir özelliğidir. Genellikle dürüst kişilerdir. Ancak abartılı konuştukları için yanlış anlaşılabilirler. Çok fazla konuyla ilgilenmeleri ve iyimser yapıları başarı konusunda onları bazen engelleyebilir. Jüpiter onlara hayatları boyunca birçok fırsat ve imkan sağlayacaktır. Eğer sabırlı ve kararlı davranırlarsa başarıya da daha kolay ulaşabilirler.